Selam arkadaşlar. Bu videomuzda Saphir Nitro RX 470 4 GB bir ekran kartına bakacağız. Kartımızda sorun, görüntü gelmiyor sorunu. Ben sadece ön tespitini yaptım. Şimdi bir bakalım. Voltajlarımızı bir kontrol edelim. Evet, 1 amperlere kadar yükseldi. Fazlarımızı bir kontrol edelim. Evet, fazlarımız normal. 1 volt hattımızı, 0.9 volt hattımızı kontrol edelim. Evet, bu da normal. Diğer besleme voltajlarımıza bir bakalım. Evet, burası da normal. Evet, sinyallerimiz normal arkadaşlar. Şimdi de bir bobinlerdeki omajlarımızı bir ölçelim. Şöyle ölçü aletini. Ölçü aletini göstermeye çalışayım. Evet, şimdi daha iyi oldu. Parlıyordu. ohm fazlarımızda bunlar normal arkadaşlar. Çünkü GPU'muzun iç dirençleri küçüktür. PCI Express hattımıza bakalım. Evet, burası 9 ohm, 9.7 ohm, 10 ohm. 10 ohm. Burası şu an çok düşük gösteriyor arkadaşlar. Evet, 13 ohm. Burası da normal. Evet, burası da normal. Şimdi BIOS'umuzun 8. bacağına bir bakalım. 308 ohm. 1. bacağına bir bakalım. 1.6 kilo ohm. Evet, buradaki omajımız çok düşük. PCI Express 0.9 volt hattındaki. Normalde orası 20 ohm falan olması lazım. Evet, kristalimizdeki sinyale de bakıyorum. Evet, sinyallerimiz de çok kötü. Şöyle bir de termal kameramızla bakalım.
Aşırı ısınan bir parça var mı? Her şey normal gözüküyor. Bankartı ikinci kart olarak takmıştım zaten. Windows'ta da zaten hiç görmedi. Normalde gördüğünüz gibi bütün beslemeler var. Ama zaten tek şüphelendiğimiz yer PC Express hattındaki omajımız 0.9 volt hattındaki. O da zaten 5 ile 10 ohm arasında gösteriyor. Zaten hani CPU'muz şu an için kısa devre gösteriyor. Bu tip sorunlarda CPU değişimleri yapıyoruz arkadaşlar. Ama elimizde hurda board oldukça, donor board oldukça CPU değişimlerini yapıyoruz. Tabii maliyetler son zamanlarda çok arttı. Ekran kartı fiyatlarının yükselmesiyle. İşte RAM fiyatları olsun, VRAM fiyatları olsun. Zaten chipset fiyatları her zaman yüksekti. Genellikle onları donor boardlardan kullanıyoruz. Bu arkadaşımıza da tekrar bir chipset için fiyat vereceğiz. Ama çoğu zaman kart bizde bekliyor chipset bulunana kadar. Tabii bunu kabul eden arkadaşlar da var. Kabul etmeyen arkadaşlar da var. Ona göre kartı zaten bize bırakıyor. Ya da kartı satmak isterse biz zaten satın alıyoruz. Arızalı olarak. Bu kartlarda, bu kartta anlatacağım bu kadardı. Farklı videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.